Fenerbahçeli tabii ki taraftarların çok merak ettiği bir isim. Altay değerli izleyenler bugüne kadar çok kritik kurtarışları oldu ve aslında çok kritik maçları da belki Fenerbahçe'ye kazandırdı ya da mağlubiyeti engelledi diyebileceğimiz çok çok önemli bu sezonda da damga vuran bir oyuncudan söz ediyoruz. Taner hemen sana dönmek istiyorum. Hı hı. Yine e, tabii doktorundan açıklama geldi. Hızlı geri dönüş yolunda tam destekle yanındayız şeklinde ama kalan 6 maçta Altay'ın yokluğu acaba Nasıl etkileyecek takımı? Ee, açıkçası Harun'un performansını çok tatmin edici buluyor muyum? Bulmuyorum onu söyleyeyim. Yani penaltılarda çok iyi işler yapıyor ama evet. son maçta örneğin o penaltıyı kurtarmasa bir hafta boyunca linç edilen Harun'u görecektik. Yani penaltı yaptırdı, maç içerisindeki hatalar evet. vesaire Linç edilen bir Harun olacaktı. Penaltıyı kurtarınca kahraman ilan edilen bir Harun var. Performans olarak ciddi maç eksiği olan ve bu maç eksiği de sahaya yansıyan bir Harun görüyoruz ki bunun Galatasaray'da geçtiğimiz yıl Mustera'nın sakatlığında son haftalarda yaşamıştı. Aynı şey Kaleci Okan'da falan da, da olmuştu. Yani evet. şu anda da Harun'daki durum da bu gibi gözüküyor. Çok net eksikliği hissedilir. Milli takımda da forma giymesi zor bekleniyor, zor görünüyor. Evet. Uğurcan'ın da işte Galatasaray maçında bir sakatlı olmuştu. Hakikaten yüreğimiz ağzımıza geldi çünkü Uğurcan'ın da yokluğu Ciddi problem oluşturdu milli takım için. Yani dilerim hızlı bir şekilde geri dönüş yaşar ve milli takımda da kulübede olur. Ee, ve ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var. Fenerbahçe'de bu boşluğu doldurulması biraz güç gözüküyor Harun'la. Kesinlikle. Sana göre Savaş? Ben Harun'a e, güvenenlerdenim. Harun Fenerbahçe'nin son kazandığı maçta penaltıyı kurtardı, yaptırdı. Kendini affettirdi. E, tabii o psikolojik bir, bir aylardır maç oynamıyorsunuz. Bir de bir öncesinde sakatlık geçirmiş. Kolay değil. Şu anda orada Altay'ın yerini doldurmak için her şeyini ortaya koyan ve o şampiyonluk yarışında ben de varım diyebilmek için her şey yapacaktır. Altay'a da her maçta kurtardığı her pozisyondan sonra herhalde bir ilaç olacaktır. da çünkü morale ihtiyacı var. Altay her ne kadar bu sakatlığın uzun sürecek olmuş olsa da sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak için o mücadelesini taşlandırmak için dışarıdan da olsa destek verecektir. Ama ben Harun'un e, oynadıkça çünkü Harun'dan formayı Altay almıştı. Daha önce sonuçta Fenerbahçe'nin kalesinde. <laughs> Harun Altay e, bir genç kaleci daha vardı. Artı Harun Volkan'dan da kaleyi almıştı Oytun. bir ara. Oytun yeni daha kiraladılar. E, Volkan Demirel'in olduğu zaman da Harun kaleyi koruyordu. Ya yani Harun tecrübeli bir kaleci. Bursa Spor'un o dönemdeki kalecilerin arasında en iyi kalecilerden bir tanesiydi. Ben Harun'a güveniyorum. Yani Harun Kalan 6 maçta görevini en iyi şekilde yapacaktır. Kaleci bir de oynadıkça güven kazanır. Hı hı. Mesela diğer oyuncu, forvet oyuncusu, kanat oyuncusu gibi değildir. Kaleci biraz oynaması lazım. Şu süreçte de Emre Belezoğlu ona ve Volkan Demirel de büyük destek olacaklarına eminim yani. Peki şimdi az önce Emre Berezoğlu takımda kalırsa savaş transfer çalışmalarına gelecek sezonu şimdiden başladı demiştin. Tabii ki her takımla ilgili artık yavaş yavaş transfer haberlerini evet. de görmeye başlıyoruz gazetelerde. Bugün Fenerbahçe ile ilgili benim dikkatimi çeken Foto Maç gazetesinde liste hazır başlığıyla verilmiş. Samat da Sisse ve Lemosla yollar ayrılacak diyor haber ve yerlerine de 3 marka isim. Kimler onlar? Forvet'e Giroud ve Marega savunmaya Mina ilk adaylar deniyor. Şimdi yine yıldız isimlerden söz ediyoruz. Acaba e, gerçekleşme ihtimalleri nedir? Gerçekleşirse eğer takıma verecekleri katkı nedir? Bu konudaki ben, görüşlerinizi almak istiyorum Savaş. Üç, evet, isim, buyur. üç isim çok önemli isim. Fakat Fenerbahçe şampiyon olamazsa ya da en kötü ikinci olup da şampiyonlar yine gidemezse diyelim. Onu da evet. öyle yapalım. Bu transfer süreci çok zorlayacaktır Fenerbahçe'yi. Mert Hakan Yandaş için İtalya'dan teklifler olduğunu Ozan Zeybek dün açıkladı bağlantıda Aykut'un programında. Ozan için de Ozan aynı şekilde için, Ozan Tavan evet için de var. Para edecek futbolcular var, satıştan değer gelecek futbolcular var ama yine çok önemli isimler bu takımın muhtemelen 8-10 tane isminde yollar ayrılacaktır. Başta forvetler beklentinin çok altında kaldı. Samatlıya 4.5 milyon şimdi Mert Hakan yandışı 8-10 milyon euroya satıp 4.5 milyon liraya aldığınız bir oyuncuyu kaç para vereceksiniz? Belçika'dan, Gent'ten teklifler olduğu söyleniyor. Ben Belçika'da arkadaşlarım var. En ufak bir e, resmi teklifin olmadığı en azından duyuyorum. Hareketli bir transfer zamanı yaşayacaktır ama şimdi Fenerbahçe'de gündem tabii transfer değil, şampiyonluk. Eğer şampiyon olursa o isimlerin bir çoğunu alabilir. Özellikle Marag'a benim çok beğendiğim bir oyuncu. E, olabilir. Yani olmaz demiyorum ama fixture sezon sonu 1-2-3. Burada nerede olacak? O transferi de bence politikaya verilecektir. Yani Üçüncü olan bir Fenerbahçe'de çok fazla yıldız transfer bekleyebilir miyiz? Yani gözünü ne kadar kararttığına bağlı. Bunu 3 sene kararttın. Şu anda Bankalar Birliği anlaşmalar yapıldı. Abi ne Borçlar kadar kararttın var. desen Pandemi de süreci... adamlar her sene daha yüksek transferler yapıyor. Yani her sene daha yüksek yapıyor. İşte Mesut Özil aldılar daha ötesi mi var? O yüzden Mesut Özil'in geldiği bir takıma Marega da gelir. Giro da gelir. diğerleri de gelir. De gel, Bak şimdi mi? bir şey söyleyeyim ama. Gelmeli bir kısmını tartışırız. Bu yapılan Bilmem transferlerin bu. hepsi İrfan Can'da dahil 10 milyon euro. Mesela Dursun Özbek'in gittiği sene Fatih Terim'in gelip Galatasaray şampiyon olduğu sene gözü kararttı. Dedi ki bu sene şampiyon olacağız. Benden dolar, yoksa, batarız yoksa batarız dedi. Mayıs her konuşmasında Mayıs. Mayıs'ı yani öyle bir Mayıs ki bir Mayıs'ta şampiyon olmak zorundayız. Mayıs'ta şampiyon olmak zorundayız. O sene Galatasaray şampiyon olmasaydı çok ciddi anlamda bir çöküş olurdu. Doğru. Şimdi burada Mesut Özil'lerin gelmesi, İrfan Canlar'a verilen paralar, 3 tane forvet transferi. Fenerbahçe aynı bu sene bütün planları şampiyonluk üzerine kurdu. Her sene yapıyor dedik ki bu sene başka olur. Biraz Bankalar Birliği Anlaşması rahatlatıyor. Rahatlatıyor ama. yani Bankalar birliği Olmazsan anlaşması... batarım durumunu Bankalar Birliği Anlaşması biraz rahatlatıyor. Bu, bu kulüpleri. da mesela şu anda pansuman oldu. Pansuman oldu. Pansuman evet. oldu. O Galatasaray'ın o döneminde Dursun Özbek döneminde Bankalar Birliği Anlaşması olmadığı için bu tarz bir hı hı. destek olmadığı için kulüplere e, tabii ki o dönem öyle bir durum vardı. Ama şu anda şampiyon olmak şampiyonlar gruplarına kalmak gibi büyük paralar üstelik bu sene son artık. Önümüzdeki sezonlardan itibaren Şampiyonlar Ligi grupları da hayal olduğu için artık bu pastadan bu sezon alan aldı. Sonrasında rüya, bir daha gruplara kalma şansımız da yok gözüküyor. E, sıralamamız öyle çünkü. O yüzden de buradan gelecek 50-60 milyon eurolar bir nefes aldıracak takımlara. O yüzden de şampiyonluk bu anlamda önemli. E, şampiyon olamazsa finansal anlamda nasıl toplar kısmını da e, Ali Koç yönetimi bir şekilde yönetiyorlar. Bankalar birliği anlaşması dediğim gibi biraz rahatlatıyor. O transferler... Yani bir de şunu da söyleyeyim, çok özür diliyorum. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yi birbirinden ayıran nokta çok net bir şekilde Fenerbahçe'de elini cebine atan ve yüksek miktarda ödeme yapan iş adamı sayısı çok daha fazla diğer takımlara göre. Bir kişi var ya. Yani bir ya da iki bir ya da üç. Bir kişi var abi. Ali Koççuk'a başka veren yok ki. Ne kadar iş adamı... Ah, tamam yani yönetim kurulu olan... transferinin arka planında hangi iş adamlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi sponsorlar. Ilk, şey sponsorlar da iş adamı. Aynı şey. Yani bu tarz işbirliklerine giren firma sayısı iş adamı sayısı Fenerbahçe'de diğer takımlara göre daha fazla. Peki bir şey soracağım Galatasaray'da... Yani çok özür diliyorum. Dışında... Galatasaray'da bu tarz iş adamları neredeyse birbirleriyle çatışırken Fenerbahçe'de bu anlamda birlik çok net bir şekilde var. Galatasaray'da bu geçmişte hep oldu. Bu dönemde de olurdu. Falcao transferinde kimler ne kadar yaptı biliyor musun? Ben biliyorum mesela tamam. bunu. O zamanın göğüs sponsoru mesela çok ciddi bir para verdi. Hı hı. Bilinmiyor. Özil daha hı hı. yüksek meblağ olduğu için. Hatta başkan çıktı kamuoyuna söyledi. İkinci, üçüncü taksitinde mi siz ödersiniz de falan gibi ifadeleri vardı inanılmıyorsun. Orada bir şey yoktu o istedi. Yani orada Ondan önce yapmıştı. Aynı sponsor. Emrah Baba transferinde aynı sponsor, evet, sponsor yaptı. Resmi göz sponsor İnşaat firması. İnşaat firması Tamam. Evet. Bunlar ya açıklandı. i̇sim de verelim ya. Erden Timur çok iyi bir Galatasaraylı. Her çağırdığı zaman veriyor. Nasıl ki Fenerbahçe'de veriyorsa. Erden Timur bizim kanalımıza da gazetelerimize de boy boy reklamlar veren Hı -hı. bir kişi. Ana sponsorlardandı. Falcao transferinde, Ömer transferinde, Emre Akbaba transferinde bizzat verdiği miktarları ben biliyorum. Ben bunu Peki. söylemem. Daha Fenerbahçe'de de oluyor ama bu süreç şampiyonluk getirmezse transferi etkiler. Bilmiyorum. Ben etkilemeyecek kanısındayım. Peki bakalım. Sürpriz isimler bir, bu şekilde en azından. bir golcü transfer bekliyorum ben. Yerli. Yerli. Evet. Ligin önemli golcülerinden şu anda yurt dışında olan gitmiş gelmiş. Bak mesela nasıl demin Taner dedi. Hmm. Emre Belezoğlu'nun transfer çalışmaları bir taraftan şampiyonluk bir taraftan çalışmaları devam ediyor. Ee, Burada var. yer alan isimler Jiru, Marega ve Mina. Bakalım. Herkesi şaşırtan de diyorsun, bir yerli, yerli, yerli bir golcü transferi şaşırtabilir sezon sonunda herkesi. Hadi bakalım. Güzel. <laughs>